Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe ve Fransa'da Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu kozmetik ürünleri. Fransa'daki kozmetik ürünü fiyatları. Buraya geldiğimden beri aldığım ürünleri göstereceğim sizlere ve fiyatlarını paylaşacağım tabii ki. Bu arada kozmetik ürünleri seçerken kullandığım çok güzel bir uygulama var. Bir de ondan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet, önce kullandığım uygulamadan bahsedeceğim size. Nasıl keşfettiğimi anlatayım. Bilmeyenler için tekrar edeyim. Ben daha önce Fransa'da bir sene yaşamıştım ve bir gönüllülük projesine gelmiştim. Bu proje esnasında çalışırken işte ofiste bir gün dudak kremi sürüyordum. Sonra Sabrina vardı orada çalışan, o benim gönüllülük yaptığım kuruluşta çalışan. Sabrina ile birlikte ofisteydik. O beni gördü ve dedi ki, aa, o sürdüğün şeyin iyi olduğundan emin misin? İşte zararlı şeyler var mı yok mu biliyor musun içinde gibisinden bir şey söyledi. Ben de dedim iyidir herhalde. Çünkü sanırım Bioderma'nın bir ürünüydü. Hani Bioderma, derma kozmetik iyi şeyler yapıyor, test ediliyor falan. Ya dolayısıyla şüphe etmemiştim. O da dedi gel bakalım birlikte. İşte açtı telefonu, bir tane uygulama böyle barkodundan tarattı falan ve benim dudak kremi zararlı çıktı. İşte ben şaşırdım falan. Evet. İşte o gün orada bu uygulamadan haberdar oldum. Uygulamanın adı Kel Kozmetik. Yani hangi kozmetik Türkçesi bu? Bu şöyle, telefonunuza indiriyorsunuz ve ürün taratma kısmı var. Barkod okutuyorsunuz. Yani ürünlerin üstündeki barkodu taratıyorsunuz ve ürün oradan çıkıyor. İşte A'dan D'ye kadardı sanırım. Dereceler var. A kategorisi yeşil, sağlıklı, içinde kötü bir şey yok demek. Cilde zararlı bir şey yok demek. İşte D artık iyice kırmızı, en şeyli, zararlı olanı. Fakat barkoduyla bulamadıysanız bir ürünü isimle de aratabilirsiniz. İşte ara menüsü var. Oradan yazıp bakabilirsiniz. Bu arada bu uygulamada en sevdiğim şey içeriğin gün geçtikçe büyümesi ve katılımcıya açık olması. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela bir ürün tarattınız ve çıkmadı. Bu ürün yok diye bir uyarı verdi. Olabilir. Çünkü bir sürü çeşitli marka var ve onların bir sürü ürünleri var. Bunların hepsinin bu uygulamanın içinde olmaması çok normal. Bu ürün çıkmadıysa ürünü ekleyebiliyorsunuz. Öyle bir seçenek var. O da şöyle, işte yeni ürün ekle diyor. Tamam diyorsunuz. Ürünün fotoğrafını koyuyorsunuz. Sonra bir de size içindekiler kısmının fotoğrafını soruyor. Onu ekliyorsunuz. Böyle sonra size cevap geliyor. Ben bunu ilk yaptığımda demiştim ya, tamam hani yolluyorum ama mail adresinizi yazıyorsunuz tabii. O sizin mail adresinize geliyor incelenen ürün. İlk yolladığımda demiştim ya tamam hani buna kim dönecek? Kesin dönmezler falan. Hiç öyle değil. Süre değişebiliyor. Bazen aynı gün içinde mail atıp döndükleri oldu. Bazen 1-2 gün içinde, bazen de 1 hafta sürdüğü olmuştur. Mesela ben sorduğum şeyi bile unutmuş oluyordum. Bir anda mail gelmiş, ürününüz eklendi diye. Harika bir şey. Yani herkes katılabiliyor ve gün geçtikçe içerik artıyor. Bazen ürünü eklediniz mesela, işte tarattınız çıkmadı, sonra eklediniz. Sonra size şöyle mail gelebiliyor, ürün reddedildi diye. Orada altta çeşitli nedenler var. İşte mesela içindekiler kısmı iyice okunmuyordu falan gibi. Ya bir kısmı okunuyorsa da bir kısmı okunmuyorsa da onu artık şey yapamıyorlar, değerlendiremiyorlar. Bir iki kere öyle okunmayan şeyler olmuştu. Öyle de cevap gelmişti. Neyse, çok bahsettim bundan. İndirip siz kendiniz denersiniz. Bu arada yani reklam falan almıyorum dememek gerek yok galiba. 150 takipçili ufak bir kanal olarak. Bu benim en sevdiğim uygulama. Artık oradan bakmadan hiçbir şey almıyorum diyebilirim. Böyle çok güvendiğim, uzun süredir kullandığım, çok memnun olduğum şeylerin zararlı olduğunu gördükten sonra onları mesela değiştirmiştim. Artık dediğim gibi hep oradan bakarak alıyorum ve bunu çok önemli buluyorum. Böyle bir şeyin olması harika bir şey. Bütün içeriğin yazdığı. O yüzden size bunu paylaşmak istedim. Son bir şey daha ekleyeyim. Konuyla ilgili, uygulamayla ilgili. Sonra ürünlere geçeceğim. Bu arada şöyle bir şey de oluyor. Mesela bir ürünü tarattınız.
yeşil çıktı. Yani orada işte şöyle yazıyor. Bugüne kadar herhangi bir zarar görülmedi içindekiler kısmında. Bu arada yaş kategorisi de var. İşte bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler diye kategoriye göre de arayabilirsiniz. Neyse işte bazen yeşil çıkıyor. Herhangi bir zarar yok ama altta minik bir uyarı oluyor. Allergen detected diye bir not. İşte bir alerjen madde tespit edildi diye tıklayınca o alerjen maddeyi de görebiliyorsunuz. Yani böyle hani bir zarar yok genel olarak ama içindeki bu maddeye sizin alerjiniz varsa size iyi gelmeyebilir demek. Böyle çok uzattım. Şimdi gelin ürünlere geçelim. Evet arkadaşlar ilk ürünümüzle başlıyorum. İlk ürün yüz temizleme jeli. O da Aven. Benim kullandığım yüz temizleme jeli Aven. Bunu eczaneden aldım. 300 mililitrelik bu şişenin fiyatı 9 euro 70 kuruş. Temiz içerik. Bunu zaten daha önce de defalarca kullanmıştım. Evet. Evet, ikinci ürünümüze geçiyorum. İkinci ürün el kremi. O da şöyle bir el kremi. Label diye bir marka. Bunun fiyatı 1 euro 24 cent. Bunu süpermarkette buldum. Ellerim çok kuruyordu. Market alışverişine gittiğim zaman demiştim. Aa, tamam markette güzel temiz içerikli bir ürün bulursam alırım. Öyle gibi marka bir şeyler aramama gerek yok. Ve bu ürün temiz çıktı. Label markasının. Gayet güzel. Süper fiyat. Süper bir el kremi. Evet, sıradaki ürün dudak kremi. Dudaklarım çok kuruyordu. Daha önce kullanıp memnun kaldığım marka olan Burt's Bees'den aldım dudak kremini. İnternetten sipariş ettim. Bu yaşadığımız küçücük yerde gidip alabileceğim bir yer yok. Şöyle göstereyim. İkili dudak kremi. Yani içinde şundan iki tane var. Bunun fiyatı 4 euro 49 cent. Burt's Bees'den bir tane daha bir şey aldım. O da gece dudak kremi. Şöyle bu karton kutusu. Ve içinden çıkan krem de şu. Şöyle. Bu işte dudaklarınıza sürüyorsunuz geceden uyurken ve iyi geliyor. Ya gerçekten bunları kullandıktan sonra dudağımdaki çatlamalar, soyulmalar, kanamalar bunların hepsi geçti. İyi geliyor. Fiyatını söylemeyi unuttum. Bunun fiyatı 6 euro 74 cent. Bu arada Burt's Bees söylediğime birazcık pişman oldum aslında çünkü çok bekledim. Uzun süre gelmedi. Sonra bir uyarı maili attılar. Dediler ki işte İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için taşımacılık kuralları değişiyor vesaire. Biliyoruz uzun süredir ürününüzü bekliyorsunuz ama işte en kısa sürede gelecek bu sorunları halledeceğiz. Geçiş dönemindeyiz. Bir daha böyle şeyler olmayacak vesaire vesaire. Burt's Bees İngiltere menşeli bir marka fakat ben Fransa'dan gelecek sanıyordum. Çünkü sipariş verdiğim site Burt's Bees'in Fransa sitesiydi. Her şey Fransızca. İşte burtsbees.fr vesaire. İngiltere'den geleceğini bilseydim belki başka bir şey söylerdim. Neyse bir 18 gün falan oldu gelmedi. Normalde birkaç gün sürüyor ürünlerin gelmesi. Mail attım dediler ki 21 gün sürebilir. Tamam. İşte 21 gün sonunda gelmezse bize tekrar mail atın. Gelmedi. Tekrar mail attım. Sonra dediler ki ürünleriniz kaybolmuş. Çok özür dileriz fakat ürünleriniz kaybolmuş. Ya dediler tekrar şey yapabilirsiniz. Tekrar sipariş edebilirsiniz. Konuşurken bir daha göstereyim. Ya da dediler şey paranızı iade edebiliriz isterseniz. Neyse o kadar beklemişim zaten. Dedim tamam gelsin en kısa zamanda gelecekse umarım. Öyle bunun da üstünden belki bir hafta falan geçti. Geldi. Neyse memnunum. Evet sıradaki ürün şampuan. Şampuan Schwarzkopf'un şöyle bir şeyini buldum. Bu kokonat ve Neyflor Lotus. Lotus çiçeği ve Hindistan cevizli. Bu ürün temiz çıktı fakat içinde alerjen madde varmış. Normalde OGX'in bir şampuanını kullanıyorum. Bu Brazilian Keratin'di galiba. Kahverengi olan. Çünkü onun içeriği tertemiz. Diğer çeşitlerinde bazen alerjen, bazen zararlı şeyler var. Neyse o şampuandan çok memnunum. Fakat markette bulamadım. Markette işte bayağı bir araştırma yaptım fakat temiz içerikli şampuan bulmak çok zordu. Yani neredeyse hiç yoktu işte. En iyi bulduğum şey buydu. Bu temiz fakat içinde alerjen madde var. Neyse dedim aldım ama şey güzel memnunum. Fiyatı 2 euro 75 cent.
Bir sonraki ürün ise deodorant. Yine daha önce hiç kullanmadığım markette ürünleri taratarak bulduğum temiz içerikli şu Sanex deodorant. Bunun fiyatı ise 3,95 €. Hala kullanmaya başlamadım çünkü eski deodorantım bitmedi. Bitmeye yakındı. Markete gitmişken bunu almıştım. Bakalım yakında denemeye başlayacağım. Evet, sıradaki ürünler gece kremi ve BB krem. Bunları Yves Rocher'den aldım. Şimdi göstereceğim tek tek ama onu nasıl karar verdiğimden bahsedeyim. Öncelikle yıllardır kullandığım, belki 7 yıldır falan kullandığım bir BB krem vardı. Onu göstereyim. O şu. Bu Bioderma'nın BB kremi. Ve bunu bana dermatolog söylemişti. Yıllar önce dermatoloğa gittiğim bir dönem. Demişti ki kızarmaları önlüyor. Aynı zamanda güneş koruyucu da bu BB krem. Ve o zamanlar yeni çıkıyordu. Benim de yanaklarım çok kızarıyor. Demişti iyi gelir alabilirsin. Ve gerçekten bu çok güzel bir BB krem. İşte harika ton eşitlemesi yapıyor. Bunu kullandığım için ayrıca güneş kremi kullanmıyorum. Hatta birçok arkadaşım da aldı, kullandı, herkese tavsiye ettim vesaire. Fakat keşfettim ki hiç şüphe duymamıştım. Benim uygulamada bu ürün zararlı çıktı maalesef ve artık bu da zaten bitmiş gibi bir şey, bitmeye yakın. O zaman dedim kendime yeni bir BB krem alacağım. Daha da artık bunu kullanmayacağım. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. BB krem ve işte gece kremi uygulamada tarattım ve ortak bir marka buldum. İnternetten sipariş edebileceğim. Gidip burada bir yerden alamayacağım için. Ve Yves Rocher çıktı. Ortak marka. Yani öyle karar verdim. Evet. İlk ürün gece kremi. Şu. Anti-Age Global. İçini de açayım. Bunun fiyatı 24,95 €. 25 €. Şöyle. Ama indirim vardı ben alırken. Bunun normal fiyatı 49,90 mıydı neydi? Yani 50 €'dan 25 €'ya düşmüş diyelim. Ben 25 € aldım. Çok güzel. İncecik bir dokusu var. Yumuşacık, hemen yüzünüzde kayboluyor. Çok güzel kokuyor. Harika. Süper. Ve Yves Rocher'den aldım. BB krem de bu. Bunun da incecik bir yapısı var. Çok güzel. İçinde şöyle göstereyim. Bunlar sağlıklı çıktı. Bu bana 9,90 € geldi. Normalde fiyatı 16,90 €'miş. İndirimde yakaladım. Bu ikisini söyledim. Bioderma BB kadar süper kapatıcılık ve eşitlik sağlamıyor galiba. Ama güzel, yani en azından temiz ve içim rahat kullanabiliyorum. Bu arada bu Yves Rocher'leri güzel indirimlerle aldım. Süper. Bunun yanında bir de hediye yolladılar. Öyle bir sezon indirimi ve hediye dönemi vardı galiba. Şöyle bir şey. Gül suyu. Ama bu böyle ne denir? Vücut spreyi gibi bir şey. Parfüm gibi bir şey yani. Şöyle şişesi. Yakınlaştırayım. Ferahlatıcı su. Gül suyu. Süper kokuyor. Çok güzel. Bunun normalde fiyatı belki 15-20 € arasıydı. Hatırlamıyorum. Sitede gördüm. Bunu BB krem ve gece kreminin yanında hediye olarak yolladılar. Ve sırada bir iki tane makyaj ürünü var. Eyeliner'ım bitmişti. İyice kurumuştu. Ve rimelim de öyle. Belki onun tarihi de geçiyordu. Hatırlamıyorum. Dolayısıyla eyeliner ve rimel almam gerekiyordu. Yine gittim uygulamada. Biraz araştırma yaptım ve temiz içerik ve aynı markadan çıkan şeyleri buldum. Yine internetten söyleyeceğim için ve Kiko'dan aldım bunları. Öncelikle eyeliner. Şöyle kutusu şu. Şey de bu. Ambalajı, işte ambalajı ve kendisi. Jel eyeliner. Bunun fiyatı 5,59 €. Böyle. Sıradaki ürün de maskara kutusu ve kendisi. Şöyle elim bir şey olmasın. Bu da yine Kiko'dan ve bunun fiyatı 6,99 €. Yalnız şeyde 15 € üstüne ücretsiz kargo vardı. Bu ikisini alınca kargo parası ödemem gerekiyordu. Dedim o zaman bir ürün seçeyim bari. Elimde bir ürün olsun, hem de boşuna kargo parası vermemiş olayım. O yüzden de kendime bir tane dudak parlatıcısı aldım. Şöyle Kiko.
05 nosu. Böyle ambalajdan çok pembe pembe bir şeymiş gibi görünüyor. Ama öyle değil. Gayet soft bir şey. Şu anda dudağımda bu var. Bunun fiyatı da 5 euro 59 cent. Yalnız onu söylemeyi unuttum. Eyeliner gelince ufak bir sürprizle karşılaştım. Bu işte jel eyeliner süper fakat fırçasız geldi. Yani fırça almam gerekti. O yüzden de Amazon'a gittim ve eyeliner fırçası diye aradım. Ve bir tane buldum. Şöyle kutusu ve kendisi de şu olan Da Vinci diye bir şey marka. Daha önce kullanmadım, etmedim bilmiyorum. Neyse bunun fiyatı 9 euro 90 cent. Güzel, incecik. İnce geçip üstünden belki ikinci, üçüncü şeyi geçip kalınlaştırabilirsiniz. Ben daha önce kalem eyeliner kullanıyordum. Ya da işte böyle şey çeviriyorsunuz ya içinde kendi fırçasıyla olanlardan. Böyle jel kullanmıştım. L'Oreal'indi galiba, emin değilim. Ama o işte şeyle, fırçasıyla birlikte satılıyordu. Hiç aklıma gelmedi fırçasız yollayacakları. Kiko'dan alırsanız haberiniz olsun. 9 euro 90 centlik bir fırça. Evet, ihtiyacım olan, almayı planladığım şeyler bunlardı. Fakat bir mail geldi bana ve onunla birlikte böyle birkaç şey daha aldım. O da şöyle, Yves Rocher'dan bir mail geldi. İşte 25 euro değerinde hediyeniz var herhangi bir alışverişinize diye. Gittim siteye, baktım sadece o hediyeyi de söyleyebiliyorsunuz. Yani herhangi bir alışveriş yapmadan sadece hediyenizi de istiyorsunuz. Ama 6 euro 90 cent galiba bir kargo parası ödemeniz gerekiyor hediyenizi almak için. Onun yerine şunu yapabilirsiniz. 10 euro üzeri alışverişlerde kargo bedava. Yani 10 euroluk bir alışveriş yapıp üstüne bir de 25 euro değerindeki hediyenizi alabilirsiniz. Oradan bir şey oldum. Ne denir? Tahrik edildim. Tamam dedim, 10 euro yani çok da büyük bir rakam değil. İhtiyacım olan bir şeyler çıkarabilirim. Yine gittim uygulamaya. Bu sefer Yves Rocher yazdım ve sadece sağlıklı ürünler diye filtreledim. Ve bunların içinde ihtiyacım olabilecek şeyleri seçtim. Ve bu şekilde beklenmedik bir alışveriş oldu. Bu ürünlerden ilki şu makyaj temizleyicisi. Zaten bir makyaj temizleyicim vardı ama yarıdan da az kaldı. Yani eninde sonunda bir makyaj temizleyicisine ihtiyacım olacak. Bunun fiyatı 4,5 euro. Yalnız bunu alırken de indirim devam ediyordu. Normalde 9 euroymuş. Ben 4,5 euroya aldım. Sonraki ürün vücut losyonu. Tamam dedim, işte kışın vücut kuruyor duştan sonra falan, böyle güzel koku için de ve yumuşaklık için sürülebilir vanilyalı bir vücut losyonu. Bunun fiyatı 2 euro 45 centti. Normalde 5,5 euroymuş. İndirimle 2 euro 45 cente aldım. Ve 10 euroyu tamamlayacak sonuncu ürün ise el kremi. Yani bir, o da şöyle, Hindistan cevizli el kremi. Bunun fiyatı da 3 euro 25 cent. Normalde işte 6 euro gibi bir şeydi ya da 5 küsür. İndirimden yine yakalamış oldum. Ve bu son 3 ürünün toplamı 10 euro 20 cent etti. Yani el kremine de eninde sonunda ihtiyacım olacaktı. O en başta gösterdim el kreminin belki yarısını bitirdim bile. Zaten sürekli işte elini yıka, ondan sonra elin kuruyor falan filan. Derken hediyem geldi. 25 euro değerindeki hediyem şöyle bir maskara çıktı. Intense Metamorphose diye bir şey. Yani tabii ben bunu çok sevmedim. şaka bir yana, daha başka maskara olacağı aklıma gelmemişti. Çünkü zaten kendime yeni maskara almıştım. Dolayısıyla böyle bir maskara hediyesi çok da işime gelmemiş oldu. Yani bu son alışverişi yapmasam da olurmuş. Ama dediğim gibi onlara da eninde sonunda ihtiyacım olacak. Bunu da hemen uygulamada tarattım. Yoktu. Bu arada bu şeyin üstünde şöyle göstereyim size. İçindekiler yazmıyor.
Yani başka başka bilgiler var ve içindekiler yok. Onu da şöyle yaptım. Ürün ekle kısmından, işte şu barkodu önce okuttum, ürün yoktu. Ürün ekle kısmından bunun fotoğrafını çektim, koydum. İçindekiler kısmı içinde gittim internette Yves Rocher'in kendi sayfasında bu ürünü buldum. Orada içindekiler diye bir bölüm var. Onun fotoğrafını çektim. B kategorisinde zararlı çıktı. Yani şey diyor ona da, limited risk, yani belli ölçüde zararlı. Öyle çok da zararlı değil. Neyse, ama ben zaten dediğim gibi rimelim olduğu için bunu kullanmayacağım. Burada bunu verebileceğim birisi de yok. Bir arkadaşım falan da yok. Öyle yani, birisine yollayabilirim de yani Fransa'dan da Türkiye'ye şunu yollamak ne kadar, hiçbir fikrim yok. Evet, belki bunu birisine yollayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük sizinle paylaşacağım ürünler bunlar. Umarım size fikir vermiştir fiyatlar konusunda ve umarım bu uygulamada size güzel bir katkı olmuştur. İndirip siz de ona göre temiz içerikli şeyler seçebilirsiniz, alabilirsiniz. Başka şeyler aldım da böyle kozmetik, dermokozmetik. Belki tekrar böyle bir video paylaşırım sizinle. Yeni ürünler, yeni fiyatlar. Bilmiyorum ne zaman ve nelerle olabilir. Çünkü fazla tüketmemeye çalışıyorum. En çok ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. Buradaki şeyler aslında en temel şeylerdi. İşte şampuan, deodorant, jel, ondan sonra işte bir rimel, eyeliner vesaire. Belki son o hediye şeyine kapılıp aldığım şeyler belki o kadar acil değildi. Ama yani öyle özet olarak boşu boşuna şey almamaya çalışıyorum. Ürünler ya da işte kıyafetler, bu aslında her şey için geçerli. Neyse, böyle sanırım bu videonun sonuna geldik. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Onları takip ediyor olacağım. Ve sizlerle yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. My side.